Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar. Bir haftalık aradan sonra yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam ana kumanda masasında Yusuf Özbakır görev yapıyor. Programı sizler için Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor. Ve ben Bahattin Apak, TGRT FM frekanslarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Hocam nasılsınız? Efendim teşekkür ederiz. Allah'a Teala razı olsun. Sizler de iyisiniz. Allah Teala razı olsun. Amin. Cenab-ı Hak cümlemize razı olsun. Amin. İnşallah. İnşallah. Tabii her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesi de cuma gecemiz mübarek olsun diyoruz. Cuma günümüz de hayırlı ve mübarek olsun. Amin. Cenab-ı Hak hem cuma gecesinin hem de cuma gününün feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eylesin inşallah. Amin. İnşallah. Şu anda bizi dinleme zahmetinde bulunan dinleyicilerimizin hastaları varsa Cenab-ı Hak ankari bir zaman şifa ihsan eylesin. Dertlere Amin. Deva, borçlara eda. Sıkıntı olanların sıkıntılarını hayra tebliğ eylesin inşallah. Amin. İnşallah. Efendim bu geceki TGRT FM'deki Gönül Pınarı programımızda Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gecede Cuma gecesidir aslında. Konumuz kabir hayatı. Tabii kitaplardan okuyanlar bilenler var, bilmeyenimiz var. Okuduğumuz halde yine merak ediyoruz. Kabir nasıl bir yerdir ve oraya istesek de istemesek de gitmek istemesek de vakti saati gelince hemşerim diyorlar rızkın bitti. Hadi bakalım güle güle. Evet. Ve insan anlatılırken kitaplarda işte ruhlar aleminde sonra ana rahmine iniyor. Ana rahminden dünyaya, dünyadan kabire, kabirden mahşere, mahşerden de sonsuz kalınan iki yer var. Cennet veya cehenneme. Bir yolculuk. Biz şimdi dünyadayız. Ruhlar aleminden ana rahmine, ana rahmine dünyaya geldik. Dünyadan kabire, kabirden sonra tekrar mahşerde diriltiliyoruz. Hesaplar görülüyor. Ondan sonra da hesabın neticesinde Cenab-ı Hak hepimizin hesabını kolay eder, asan eder inşallah. İnşallah. İmanla ahirete gitmemizi nasip eder. İnşallah. İmanla gidersek netice itibariyle cehenneme gitse bile kurtuluş yine cennetedir. Ve cennet ve cehennem ikisi de sonsuzdur. Hem şimdi kabir hayatına alemi berzah da deniyor. Dünya ile ahiretin arasında bir geçiş yeridir. Kabir. İnsanın dünyadayken bu bedenine hareket kabiliyeti veren ruhudur buyuruyor. Ölüm denen hadise ruhun bedeni terk etmesidir. Fakat ruh dünyadayken 50 sene, 60 sene, 80 sene, 90 sene ne kadarsa işte bu bedende ikamet ediyor. Bu şu andaki kullandığımız vücut, el, ayak, ağız, burun, kulak dediğimiz bu beden, vücudun, özür dilerim ruhun dünyadaki meskeni, evidir. Tabi 50, 60, 70, 80 sene bu bedende kaldığı için bu bedene karşı bir sevgisi ve muhabbeti vardır buyuruyor. Ölüm ruhun bunu terk etmesidir. Onun için ölmek yok olmak değildir. Tabi ruh bedeni terk edince senelerce oturduğu bu evi de biz götürüyoruz. Toprağa gömüyoruz. Dinimiz böyle emrettiği için. Mezara gömüyoruz. Yani o bedende hareketlilik yok artık. Götürüyoruz kabre, onu defnediyoruz. Yani ruh bedeni terk eder etmez işte alemi berzah dediğimiz kabir hayatı başlıyor. Peki kabir hayatında ne var? İslam alimleri açık net bir şekilde bir ifade kullanıyorlar. Kabir hayatında his vardır fakat hareket yoktur. Dünya hayatında ise hem hareket hem de his vardır. Çünkü dünyada yaptıklarımızdan, söylediklerimizden, baktıklarımızdan, dinlediklerimizden hesaba çekileceğiz. Hareket de olması lazım. Ama öldükten sonra beden bu hareketi yapmıyor. Dolayısıyla ne birbirini dövebiliyorsun ne dilinle sövebiliyorsun. Böyle bir durum söz konusu değil. Hayır işlesen bile de bu bedeni kullanamadığın için bunlar kullanamıyorsun. Yani ruh bu vücutla bu işleri yapıyor idi. Ve dünyanın da nizam bulması için hareket lazımdı. Ama berzah aleminde yani kabir hayatında buna gerek yok buyuruyor. Peki gerek yok ama kabirdeki bu beden ne haldedir? Yine Bahattin Bey kitaplarda anlatılırken buyuruluyor ki ruh bu vücuttayken, dünyadayken, ölmeden önce bu bedendeyken %100 tamamına hakimdi. Peki ölüm anında %50'sine. Yani ruhun dünyadayken bu bedene bağlılığı %100'dür, ölünce %50'dir buyuruluyor. O %50'lik bağlantı da o vücudu hareket ettiremiyor. Peki diyeceksiniz ki efendim yani İslam alimleri bununla neyi anlatmak istemişler? Demek istiyorlar ki o %50'lik bağlantı bedenin hala soğuğu, sıcağı, acıyı, tatlıyı, her şeyi hissettiğine alamettir. Onun için kabirde
his vardır, hareket yoktur. Hatta İmam Muhammed Şeybani Hazretleri buyuruyorlar ki kabir azabı vardır. Kabir azabı hem ruha hem de bedene olacaktır. Bunun için kabirde hem ruha hem de bedene nimet ve azap vardır. Ve buna da böylece inanmak lazımdır buyuruyor. Buna da böylece inanmak lazımdır. Kabirde nimetler ve azaplar ruha ve cesede birlikte olacaktır. Diriler bunu görmezse de inanmak lazımdır. Gayba iman etmek şarttır. Buna inanmamak kıyamet günü olan bas yani mezardan kalkmaya inanmamaya da yol açar. Çünkü ikisi de Allah-u Teala'nın kudretiyle olmaktadır. Birine inananın ötekine inanmaması akla uygun değildir buyuruyor. İnsan kabir azabını diriyken anlayamıyor ise de ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler ve bu ümmetin önce gelenleri kabir azabı olacağını haber vermişlerdir. Dolayısıyla kabirdeki haller hakkında İmam-ı Gazali Hazretleri başta olmak üzere İslam alimleri uzun uzun bilgiler vermişler ve tasnif de etmişler. 8 halde olacağı. Birinci kısım yani kabirdeki haller 8 kısım halinde bildirmişler. Birinci kısım peygamberler kabirlerinde diridirler buyuruyor. Peygamberler ve evliya mezarlarında kabir hayat denilen bilmediğimiz bir hayat ile diridirler. Kendiliklerinden bir şey yapamazlar. Allah-u Teala onlara sebep olacak kadar kuvvet ve kıymet vermiştir. Onları sevdiği için onlara adeti dışında olarak ikram ihsan yapmaktadır. Onların hürmeti için istenileni yaratır. İstenilenin yaratılmasına sebep olmaları onlardan istenir. Mezhepsizlerin itikadı bozuk olanların ehl-i sünnet mezarlara tapınıyorlar, müşrik oluyorlar demeleri yalandır. Müslümanlara iftiradır. Birkaç cahil veya dinsiz saf köylüleri soymak, dünya menfaati sağlamak için İslamiyet'e uymayan kötü iş yapabilir. İslam bilgileri, İslam ahlakı bir memlekette azalırsa böyle zındıkların, sapıkların türeyecekleri belli bir şeydir. Bunlar bahane ederek mezhepsizliği savunmak yerine bu bozuk işleri düzeltmek yıkıcı değil, yapıcı olmak icap eder. Zaman mısa da var ya, işte efendim mezarlara gidiyorlar da çaput bağlıyorlar da mum yakıyorlar da. Onun için mezarları ziyareti kaldıralım. Çaputu kaldır arkadaş. Niye kaldırıyorsun öbürsünü? Niye kaldırıyorsunuz onu? Evet. Yani bu hani biraz kaba misal şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimizi de aynı şekilde. Diyelim ki belli bir yaştan sonra. Gerçi gençlikte de olur. Üşütmüştür, şey olmuştur, bu olmuştur falan. Veya yediği besinlerden dolayı gaz yapan yiyecekler yemiştir. Yemeği yedi. Mide gaz yaptı. Uf 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 karnım işte. Ölüyorum patlıyorum falan. Bu yediğimiz besinler gaz yapıyor arkadaş. Kaldıralım bunu. Denir mi? Diyemez. Denir mi? Denmez. Külliyen kaldırılmaz ki. Olur mu öyle şey? Olur mu öyle şey? Yani bu aynen ona benzer. Sen yanlışı düzelt. Niye öbürsüne bakıyorsun? Şimdi peygamberler kabirlerinde diridirler. Diri olmaları sözde de değildir. Tam diridirler. Çünkü İmran suresinin 169. ayet-i kerimesinde mealen Allah yolunda öldürülenleri ölü sanmayınız. Onlar Rablerinin indinde diridirler. Rızıklandırılmaktadırlar buyurulmakta. Bu ayet-i kerime şehitlerin diri olduklarını bildiriyor. Şehitler başka Müslümanlar gibidirler. Onlardan bir üstünlükleri de yoktur. Peygamberler şehitlerden elbette daha ileride ve daha üstündürler. İslam alimlerine göre her peygamber şehit olarak ölmüştür. Bunu bilmeyen de yoktur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki Miraç gecesinde Musa aleyhisselamın kabri yanından geçirildim. Mezarında ayakta namaz kılıyordu. Ayakta namaz kılıyordu. Başka bir hadis-i şerif, peygamberler mezarlarında diridirler, namaz kılarlar. Bir başka hadis-i şerif, Allah-u Teala toprağın peygamberleri çürütmesini haram etmiştir. Yine Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah-u Teala Miraç gecesinde bütün peygamberleri peygamberimize gönderdi. Onlara imam olup iki rekat namaz kıldılar. Ve bir başka hadis-i şerifte Kabe'nin yanında Kureyş kafirleri bana Beytül Mukaddes'in nasıl olduğunu sordular. Oralara dikkat etmemiştim. Çok sıkıldım. Allah-u Teala bana gösterdi. Kendimi peygamberle arasında gördüm. Musa aleyhisselam ayakta namaz kılıyordu. Zayıf idi. Saçları dağınık ve sarkık değildi. Şene kabilesinden bir yiğit gibiydi. İsa aleyhisselam Urve bin Mes'ud Sakafi'ye benziyordu. Şimdi İslam alimleri bunları açıklamışlar da bakın burada peygamber Efendimiz tanım veriyor. İsa aleyhisselam şu kimseye benziyordu diyor. İsa aleyhisselam buna benziyor. Musa aleyhisselam da şöyleydi diyor. Bedenini tarif ediyor. Yani bedenini görüyor. Ruhunu değil. Ruhunu zaten görüyordu. Bu hadis-i şerifler peygamberlerin Rableri yanında diri olduklarını gösteriyor. Onların cesetleri, bedenleri, ruhları gibi latif olmuştur.
Kesif katı değildirler. Madde ve ruh aleminde görünebilirler. Bunun için peygamberler ruhlar ve bedenleriyle görünebilirler. Hadis-i şerifte Musa ve İsa aleyhisselamın namaz kıldıkları bildiriliyor. Namaz kılmak çeşitli hareketler yapmaktır. Bu hareketler bedenle olur, ruh ile olmaz. Musa aleyhisselamı orta boylu, eti az, zayıf, saçları toplu gördüm buyurması ruhunu değil bedenini gördüğünü gösteriyor. Peygamberler başka insanlar gibi ölmez. Geçici olan dünyadan sonsuz kalıcı olan ahirete göç ederler. İmam-ı Beyheki Hazretleri İtikad kitabında buyuruyor ki peygamberler mezara konduktan sonra ruhları bedenlerine geri verilir. Biz onları göremeyiz. Melekler gibi görünmez olurlar. Yalnız Allah-u Teala'nın keramet olarak ihsan ettiği seçilmiş kimseler görebilir buyuruyor İmam Beyheki Hazretleri. İmam-ı Suyuti Hazretleri de böyle bildirmiştir. Çok kimse selamlara kabri saadetten cevap verildiğini çok zaman işitmişlerdir. Başka kabirlerden de selamlara cevap verildiği çok işitilmiştir. Peygamberlerin mezarında diri oldukları söz birliğiyle bildirilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Hadis-i şerifte bana selam verilince Allah-u Teala ruhumu geri gönderip ona cevap veririm buyuruldu. Bu hadis-i şerif yukarıda bildirilenlere uygun olmuyor denilemez. Yani mübarek ruhunun cesedi şerifinden ayrıldığını, selam verilince geri verildiğini gösteriyor denilemez. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cemali ilahiyi görmeye dalmıştır. Bedenindeki duyguları unutmuştur. Bir Müslüman selam verince mübarek ruhu bu dalgınlıktan ayrılıp beden duygularını alır. Dünyada böyle olanlar da az değildir. Bir dünya işi veya ahiret işi aşırı düşünülürken insan yanında konuşulanı duymaz. Öyle değil mi? Evet. Zaman zaman böyle oluyor. Yanında konuşuluyor falan. Hı diyorsun. Ya sen bizi dinlemiyor muydun? Oradaydım. Ya dalmışım. Oluyor öyle. Cemali ilahiye dalan kimse elbette ki o seslerin hiçbirisini duymaz. Birinci kısım peygamberler ve onlar varisler olan diridirler burada. Peygamberler kesin diridirler. İkinci kısım ölülerin işitmelerine ve görmelerine gelince. Ölüler işitir ve görür mü? Evet işitirler ve görürler. Şehitlerin kabirlerinde diri oldukları Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiş. Veliler yani evliya-i kiram Allah-u Teala'nın keramet olarak ihsan etmesiyle işitir ve görürler. Allah-u Teala sevdiği kulları için adetinin kanunlarını dışında şeyler yaratır. Önce peygamberlerin, hele ve bunların en yükseği olan Muhammed Aleyhisselam'ın ve şehitlerin, velilerin mezarlarında işittiklerine ve görmelerine inanmayan cahilleri susturmak için kafirlerin bile mezarda duyduklarını ve işittiklerini hadis-i şerifler bildiriyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, meyyit mezara konup mezar başındakiler dağılırken onların ayak seslerini işitir. Hadis-i şerif bu. Bedir Harbi'nde öldürülen kafirlerin birkaç gün sonra bir çukura konulması emrolundu. Bundan da birkaç gün sonra Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o çukurun başına gelip durdu. Çukurdakilere isimlerini ve babalarının isimlerini birer birer söyleyerek Rabbinizin size söz verdiğine kavuştunuz mu? Ben Rabbimin söz verdiği zafere kavuştum buyurdu. O cesetlere hitaben o çukurdaki cesetlere hitaben buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Orada Hazreti Ömer de varmış. Hazreti Ömer radıyallahu teala ya Resulallah leş olmuş kimselere mi söylüyorsun diye arz edince Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam beni doğru peygamber olarak gönderen Rabbimin hakkı için söylüyorum ki siz beni onlardan daha çok işitmiyorsunuz. Fakat cevap veremezler buyurdu. Cevap veremezler. Meyyit yine başka bir hadis-i şerif yakınlarının kendisine bağırarak ağlamasından azap duyar. Rahatsızlık duyar. Yine bir başka hadis-i şerif. Meyyit yakınlarının bağırarak ağlamasından azap duyar ve onlara gücenir. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oğlu için yüksek sesle ağlayan bir kadını susturmuştur. Ey Müslümanlar! Mezardaki kardeşlerinize yüksek sesle ağlayarak onları incitmeyiniz buyurmuştur. Ve yine mezarda olanlara selam vereceğiniz zaman Esselamu Aleyküm deyiniz buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunun için de kabre gidildiği zaman Esselamu Aleyküm ya ehle daril kavmil müminin denir. Esselamu Aleyküm ya ehle daril kavmil müminin denir. Böyle selamın da işiten ve anlayan kimseye söyleneceği belli bir şeydir. İşitmeselerdi yokluğa ve taşa selam vermek olurdu. Selef yani İslam alimlerin büyük alimleri önceki gelenler böyle selam verileceğini söz birliğiyle bildirmişlerdir. Üçüncü kısım meyyit kendini ziyarete gelenleri tanır. Yani şimdi birinci kısımda peygamberler diridir. Kabirlerden ve bedenleriyle beraber. İkinci kısım görürler ve işitirler. Ona da ispatı yapıldı. Üçüncüsü de meyyit kendini ziyarete gelenleri tanır.
Hazreti Ayşe'nin radıyallahu teala anha haber verdiği hadis-i şerifte, bir kimse din kardeşinin kabrini ziyarete gider ve mezarı başında oturursa onu tanır ve selamına cevap verir buyuruldu. Hazreti Ebu Hüreyre'nin bildirdiği hadis-i şerifte, bir kimse tanıdığının mezarı başına gidip selam verince meyyit onu tanır ve selamına cevap verir. Tanımadığı kimsenin kabrine gidip selam verince meyyit selamına cevap verir buyuruldu. Tanımadığı kabirde de olsa. Hadis-i şeriflerde ziyaret kelimesi kullanılmaktadır. Meyyit kabre geleni tanımasaydı ziyaret kelimesi kullanılmazdı. Her dilde ve her lügatta ziyaret kelimesi tanıyan ve anlayan kimselerin buluşmasında kullanılır. Selamün aleyküm de anlayan kimseye söylenir. Yani kabirdeki anlıyor. Evet. Anlıyor. Bir kimse kabre yakın bir yerde namaz kılarsa meyyitler bunu görür. Namaz kıldığını anlar ve imrenirler. Yezid bin Harun Sülemi diyor ki, İbn-i Saseb bir cenazede bulundu. Bir mezar yanında iki rekat namaz kıldı. Sonra kabre dayandı. Diyor ki, vallahi uyanıktım. Kabirden bir ses işittim. Beni incitme. Siz ibadet yaparsınız. Fakat işitmezsiniz. Bilmezsiniz. Biz ise biliriz. Fakat hareket edemeyiz. Bana göre şu kıldığın iki rekattan daha kıymetli bir şey yoktur dedi. Meyyit İbn-i Saseb'in kabre dayandığını ve namaz kıldığını anlamıştı. Kabirdeki. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a Bedir gazasında çukura konulan kafirlerin işitmediğini söyledi. Bunun için bazı kimseler hiçbir mevta, hatta müminler bile mezarda işitmez sandı. Bazı cahiller şehitlerin, hatta Resulullah'ın bile işitmeyeceklerini söylediler. Meyyitin işitmesine inanmayanlar aldandılar. Çünkü Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a yalnız o çukurdaki kafirlerin işitmediğini söyledi. Mezardaki kafirlerin işitmelerini Fatır suresinin 22. ayetinin sen ölüye duyuramazsın, sen mezarlarda olanlara işittiremezsin meali şerifindeki işitmek gibi olduğunu sandılar. Halbuki böyle değildir. Büyük alimler bildiriyorlar ki, ayeti kerimedeki işittirememek, işitip kabul etmek ve iman etmek demektir. Allah-u Teala bunun gibi ayeti kerimelerde diri olan ve kulakları, gözleri ve beyinleri olan kafirleri mezardaki ölülere benzetmektedir. Bu benzetiş, duymak ve anlamak bakımından değil, duygusuzluk ve anlayışsızlık, yani kabul etmemek ve inanmamak bakımındandır. Hastanın ruhu gargaraya gelince, yani ahiretteki yerini görmeye başlayınca imana gelmesi fayda vermez. Allah-u Teala mealen buyuruyor ki, ezelde şaki olarak yazılmış olanları imana çağırman onlara fayda vermez. Bunların imana çağrılması mezardakilerin iman etmeleri gibi kendilerine fayda vermez. Çünkü kabirdekiler görmeden inanmaları lazım gelen şeyleri gördükten sonra iman etmişlerdir. Böyle imanları kabul olmaz. Buradaki işitmek kabul etmek demektir. Kafirler için gelmiş olan iki ayet de böyledir. Onlar diridirler, gözleri ve kulakları vardır. Fakat Allah-u Teala onları şaki yaptığı için, kalplerini mühürlediği için peygamberine diyor ki, sen onlara duyuramazsın. Yani senin sözünle imanı kabul etmezler. Mezarda olanların imanları kabul olmadığı gibi onlar da imanı kabul etmezler demektir. Hadis-i şeriflerde ölülerin işitleri bildiriliyor. Bu işitmek kulakla olan işitmektir. İki ayet-i kerimede bildirilen işittirememek ise kabul ettirememek demektir. Aklı olan, iyi düşünebilen bir kimse bu iki işitmeyi birbirinden kolayca anlayabilir, ayırabilir. Allah-u Teala Nemil suresinin 80. ayet-i kerimesinde mealen sen ölüye işittiremezsin buyurduktan sonra sen ancak iman edenlere işittirebilirsin buyurdu. Müminlerin işittiğini bildirdi. İşitmek, kabul etmek demek olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Ayet-i kerimede işittiremezsin buyurulması kulaklarıyla duymazlar demektir denirse Allah-u Teala kabirdeki müminlerin işittiklerini bildirmiş olur ki bizim anlatmak istediğimiz de budur buyuruyor İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh. Evet. Kabirdeki müminlerin işittiklerini Kur'an-ı Kerim ile açıkça bildirilince buna kimse inanmamazlık yapamaz. Kur'an-ı Kerim'den sonra Müslümanların en sağlam kaynağı olan hadis-i şerife inanmayanın da buna inanması icap eder. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a kabirdeki yalnız kafirlerin işitmeyeceklerini söylemiştir. Çünkü yukarıdaki bildirilenler onun bildirmiş olduğu hadis-i şerifte bir kimse mümin kardeşinin kabrini ziyaret eder ve kabir yanında oturursa ve selam verirse meyyit onu tanır ve selamına cevap verir buyuruldu. Onu tanıması ve selam vermesi meyyitin onu gördüğünü ve selamını duyduğunu göstermektedir. Bu hadis-i şerif ile ayet-i kerime arasında uygunsuzluk da yoktur. Ayet-i kerimedeki ölü kafirleri bildirmektedir. İşittiremezsin demek de faydalı olmaz demektir. İşitmezler demek değildir.
Bakara suresinin sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, anlamazlar mealindeki 171. ayet-i kerimesi de böyledir. Yani kulakları vardır, gözleri vardır fakat imana ve doğru yola çağırmasını işitmedikleri ve görmedikleri için Allah-u Teala onlara sağır gibi ve kör gibi buyurmuştur. Kabirde bulunan meyitlere selam vermenin sünnet olduğunu ehl-i sünnet alimleri söz birliğiyle bildirmişler vaktimi. Berabin Azib radıyallahu teala anh hazretlerinin bildirdiği kabirdeki fitne ve sual hadisi şerifinin sonunda mümin olan meyit için kolum doğru söyledi sesi işitilir. Kabri cennetten yaygı serilir. Cennet elbiseleri giydirilir. Meyit için cennetten bir kapı açılır. Kabri cennet kokuları yayılır. Görebildiği yerlere kadar yayılır. Güzel yüzlü, güzel elbiseli, güzel kokular saçan birisi gelir. Buna sen kimsin? Senin o hayırlı yüzün nedir der. Ben senin salih amelinim der. Bunu işitince ya Rabbi kıyamet çabuk kopsa. Ya Rabbi kıyamet çabuk kopsa da çoluk çocuğuma ve vallarıma kavuşsam der buyurmuştur. Hala. Ve hadis-i şerif nakletten sonra İmam Gazali de buyuruyor ki kafir olan meyit için bunların tersi sıkıntılar olur. Bu hadis-i şerif meyitin işittiğini ve gördüğünü, konuştuğunu, koku aldığını ve anlayışlı olduğunu ve düşündüğünü, cevap verdiğini göstermektedir. Resulullah Efendimizin ve ümmeti için, ümmeti içinde şehit olanların, evliya olanların kabirlerinde işleyeceklerine inanmayan hiçbir alim yoktur. Hazreti Halid İbni Zeyd Ebu Eyyubi Ensari İstanbul'da metun bulunan mübarek zat radıyallahu teala haber verdiği hadis-i şerifte bir mümin vefat ederken bir rahmet meleği bunu ruhuna alır. Meyitler dünyada müjde isteyenlerin toplandığı gibi bunun etrafına toplanırlar. Ona sormaya başlarlar. İşlerinden birkaçı da kardeşinizi bırakınız dinlensin. Çok sıkıntılı yerden geliyor derler. Etrafına üşüşürler. Dünyadaki tanıdıklarını sorarlar. Filan adam ne yapıyor? Filanca kadın evlendi mi derler. Buyuruldu bildiriyor. Kabirde toplanıyorlar ha Bahattin Bey. Evet. Toplanıyorlar. Ve soruyorlar. Falan ne oldu filan ne oldu diye. Allah-u Teala şehitlerin diri olduğunu ve rızıklandırdıklarını bildirdi. Bir hadis-i şerifte şehit ruhlarının cennete girdikleri haber veriliyor. Meyitlerin dirileri gördüklerini bildiren vesikalardan birisi de Buhari-i Şerif'te bildirilen hadis-i şerif her meyite her sabah ve akşam ahiretteki yeri gösterilir. Cennetlik olana cennetteki yeri, cehennemlik olana cehennemdeki yeri gösterilir. Buyuruluyor. Gösterilir sözü gördüklerini bildirmektedir. Görmeseler niye göstersinler ki? Allah-u Teala Firavun'un adamları için onlara sabah akşam ateş gösterilir buyuruldu. Meyit görmeseydi gösterilir demek faydasız olurdu. Ebu Nuaym'in rahmetullahi teala aleyh bildirdiği hadis-i şerifte bir kimse ölünce ruhunu bir melek tutar. Ruh bedenin yıkanmasına, kefenlenmesine bakar. Kendisine insanlar seni nasıl övüyorlar işte, işit denir. İşitiyor. Bedenini de görüyor. Evet. Hakikaten insan böyle bunları okudukça ya Bahattin Bey insan bazen tüyler diken diken oluyor. O hal hepimizin başına gelecek. Kurtuluş yok. Evet. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki hani ruh hakkında bilgi verilmemişti. Bir tek o mübarek zat buyuruyor. İnsan ölünce ruhu melekler tarafından böyle arı büyüklüğünde insan şeklinde olur. Böyle bakıyorsun. Allah Allah diyorsun şimdi. Bahattin'e bak. Vücudu yerde yıkıyorlar ediyorlar. Sen de bunu 80 sene 90 sene bu evin içinde ikamet ettiydin. Evini yıkıyorlar şimdi. Yıkayıp baklıyorlar gönderecekler. Gömecekler bir de. Vay vicdansızlar. Vicdansız değil. Hani doğrusunu yapıyorlar vicdansız değiller. Merhametliler. Allah-u Teala razı olsun. Demek ki ölünce ruhumuzu bir melek tutar ve bedenini de orada seyrettiriyorlar mı? Evet seyrettiriyorlar. Şimdi devam edecek diğer kısımları da anlatacağız ama bizim birinci bölümde maalesef bitti. İkinci, kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız.
Gönül Pınarı devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı programı TGRT FM'de devam ediyor. Bu akşamki konumuz kabir hayatı. Evet, birinci bölümde 8 kısım olduğu ve 3. kısımda da işte meyitin aynı şekilde işittiği, gördüğü, bildiği anlatılıyor. Ve onunla alakalı hadis-i şerifleri naklediyorduk. Abdullah İbni Ebu Dünya'nın rahmetullahi aleyh bildirdiği bir hadis-i şerifte bir kimse öldükten sonra çoluk çocuğunun başına gelenleri bilir. Kendisini yıkayanlara ve kefenleyenlere bakar buyuruldu. Şimdi tam kefenlerken bir girecek ruh. Ne yapıyorsunuz? Bir kalın. Herkesin aklı çıkar. Buhari'deki hadis-i şerifte Münker ve Nekir melekleri sual ve cevaptan sonra meyite cehennemdeki yerine bak. Allah-u Teala değiştirerek sana cennetteki yeri ihsan eylet derler. Bakar, ikisini birlikte görür. İkisini birlikte görür. Görür buyuruluyor. Yani bitmiyor iş. İbn-i Ebu Dünya ve İmam Beyhekî'nin rahmetullahi aleyhime bildirdikleri hadis-i şeriflerde bir kimse tanıdığı kabir yanına gelip selam verirse meyit de onu tanır ve selam verir. Tanımadığı kabrin başına gelip selam verirse selamına cevap verir buyuruldu. Bu hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki meyit kendini ziyaret edeni, kabri başına geleni görmektedir. Görmeseydi dünyada tanımamış olduğunu tanımaması bildirilmezdi. Birincisini tanıyarak cevap veriyor. İkincisinin selamına tanımayarak cevap veriyor. İmam Ahmet ve İmam Hakim rahmetullahi aleyhime Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan haber veriyorlar ki Hazreti Ayşe validemiz buyuruyorlar ki odama girer elbisemiz çıkarırdım. Çünkü kabirlerde babam ve zevcim yani Peygamber Efendimiz vardı. Hazreti Ömer de o odaya defnedildikten sonra odama girince elbiselerini çıkaramaz oldum. Çünkü o yabancıydı, ondan haya ederdim. Neyi görmese görüyor ki Hazreti Ayşe validemiz onu biliyor. Evet. Daha önce babası ve kocası vardı. Ama şimdi Hazreti Ömer yabancıydı. Hadis-i şerif, bazılar bilmeyebilir. Hazreti Ayşe validemizin odasına Peygamber Efendimiz defnedildi. Hazreti Ebu Bekir de oraya defnedildi. Hazreti Ömer de oraya defnedildi. Evet. Hadis-i şerifte bir meyyit, dünyada sevdiği kimse, kendisini ziyarete geldiği zaman sevinir buyuruldu. Bu hadis-i şerif, meyyitin ziyarete geleni gördüğünü bildiriyor. Görmeseydi tanımaz ve sevinmezdi. Amr İbni As Hazretleri öleceği zaman buyurdu ki, beni defnedince üzerime toprak atınız. Sonra bir hayvan kesilerek etleri parçalanacak zaman kadar kabrimin başında bekleyiniz. Sizinle kabrime alışayım ve sizi göreyim. Böylece Rabbimin gösterdiği sual meleklerine rahat cevap vereyim. Alışayım ben diyor yani, ben yapayınız kalmayayım yersin. Bekleyin biraz buyuruyor. Kabirdeki meyitlerin duyduklarını ve gördüklerini bildiren böyle sağlam haberler çoktur. Ümmetin amellerinin Resulullah'a aleyhissalatü vesselam gösterildiğini bildiren pek çok hadis-i şerif vardır. İmam Bezzaz'ın rahmetullahi aleyh sahih kimselerden alarak Abdullah İbn Mesud radıyallahu teala an hazretlerinden haber verdiği hadis-i şerifte hayatım sizin için hayırlıdır. Bana anlatırsınız, ben de size anlatırım. Öldükten sonra vefatım da siz için hayırlı olur. Amelleriniz bana gösterilir. Bakınız, amelleriniz bana gösterilir. İyi işlerinizi gördüğüm zaman Allah-u Teala'ya hamd ederim. Kötü işlerinizi gördüğüm zaman sizin için af ve mağfiret dilerim buyuruldu. Bu hadis-i şerif Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim denilerek bildirildi. Amellerin, işlerin tanıdıklara gösterildiğini bildiren hadis-i şeriflerde de buyuruldu ki, yaptığınız işler kabirde olan yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza bildirilir. İyi işlerinizi görünce sevinirler. Böyle olmayan işleriniz için ya Rabbi bizi doğru yola kavuşturduğun gibi bu kardeşimizi de kavuştur. Ondan sonra ruhunu al derler. Yine bir hadis-i şerifte, yaptığınız işler mezardaki yakınlarınıza ve tanıdıklarınıza gösterilir. İşleriniz iyi ise sevinirler. İyi değilse ya Rabbi bunlara iyi işler yapmaları için kalplerine ilham eyle derler. Eba Eyyub el-Ensar radıyallahu teala İstanbul'a gaza etmeye geldiğinde birinin yanından geçerken bir kimsenin öğle vakti yaptığı işler akşam olunca mezardakilere gösterilir. Akşam yaptığı işleri sabah olunca mezardakilere gösterilir dediğini işitti. Eba Eyyub el-Ensari Hazretleri böyle ne söylüyorsun dedik de vallahi bunu sizin için söylüyorum dedi. Eba Eyyub el-Ensar ya Rabbi sana sığınırım diye cevap verdi. Hadis-i şerifte İnsanların yaptıkları işleri pazartesi ve perşembe günleri Allah-u Teala'ya arz olunur. Peygamberlere, evliyaya ve ana babaya cuma günleri gösterilir. İyi işleri görünce sevinirler, yüzlerinin parlaklığı artar. Allah'tan korkunuz, ölülerinizi incitmeyiniz buyuruldu.
İnsanların yaptığı işler mezardaki tanımadıkları ölülere de bildirilir. Hadis-i şeriflerde yaptığınız işler ölülere bildirilir. İyi işlerinizi görünce sevinirler. Kötü işlerinizi görünce üzülürler. Mezardaki kardeşleriniz için Allah-u Teala'dan korkunuz. Yaptığınız işler onlara gösterilir buyuruldu. Bu iki hadis-i şerif bütün ölüler içindir. Sadaka bin Süleyman Caferi radıyallahu teala anh hazretleri, bir kötü huyum vardı. Babamın ölümünden sonra pişman oldum. Bu taşkınlıklarımdan vazgeçtim. Bir aralık bir kabahat yaptım. Babamı rüyada gördüm. Ey oğlum, senin güzel işlerinle kabrimde rahat ediyordum. Yaptığın işler bize gösteriliyor. İşlerin salihlerin amellerine benziyor. Fakat son yaptığından dolayı çok üzüldüm, utandım. Yanındaki mevtalar arasında beni utandırma, mahcup etme dedi buyur. Evet. Dördüncü kısım, meyitlerin kabirlerini ziyaret etmeleri, meyitlerin kabirlerin değil özür dilerim, meyitlerin birbirini ziyaret etmeleri ve buluşmaları da mümkündür diyor ve oluyor. Nitekim hadis-i şerifte ölülerinizin kefenini güzel yapınız. Onlar kabirlerinde birbirlerini ziyaret ederler ve övünürler. Ya? Pasta yemeye gidiyorlar. Kardeşinin cenaze işini görenleriniz kefeninizi güzel yapsın. Ölülerinizin kefenlerini güzel yapınız. Çünkü birbirlerini kefenleri içinde olarak ziyaret ederler. Biriniz din kardeşinizin cenaze işlerini görürse kefenini güzel yapsın. Çünkü onlar kabirleri içinde birbirlerini ziyaret ederler buyuruldu. Şimdi mesela bizi dinleyenlerden ya bu nasıl oluyor falan. Orası başka bir alem. Alemi berzah o. Ama bunlar oluyor mu? Evet oluyor. Beşinci kısım kabirdeki. Ölüler dünyada diri olanların yaptıkları işleri kendilerine gösterilmeksizin de bilmektedirler. Ya ölüler dünyada diri olanların yaptıkları işleri kendilerine gösterilmeksizin de bilmektedirler. Ölüler dirilerin işlerinden haber sorarlar. Dirilerin sözlerini ve işlerini anlarlar. Amr bin Dinar radıyallahu teala hazretleri diyor ki, insan ölünce geride bıraktıklarındaki olan bitenleri bilir. Kendisini yıkadıklarını, kefenlediklerini görür, onlara bakar. Sa'd bin Cüsame ile Avf bin Malik birbiriyle ahiret kardeşi oldular. Hangimiz önce ölürsek rüyada görülelim dediler. Sa'd önce öldü. Avf'a rüyasında göründü. Avf sordu. Allah-u Teala sana ne yaptı? Affeyledi dedi. Konuşmalarının sonunda kardeşim ben öldükten sonra bana yakın olanların yaptığı her şey bana bildiriliyor. Ya ben öldükten sonra bana yakın olanların yaptığı her şey bana bildiriliyor. Hatta kedimizin şu kadar gün önce öldüğünü haber aldım. Ana kedinin bile. Evet. Evde fincanın kırıldığı bile herhalde o zaman haber aldım. Kızım 6 güne kadar ölecektir. Ona vasi ol dedi. Rüyada söylediği gibi oldu. 6 gün sonra kızım vefat edecek. Rüya kabirdeki hayatın 6. kısımda ise dirilerin yaptıkları işleri haber alınca ölülerin incindikleri, İmam-ı Suyuti'nin Şerh-ü Sudur kitabında Deylemi'nin Ayşe radıyallahu anha validemizden bildirdiği hadis-i şerifte yazıyor. Burada insan evindeyken nelerden incinirse kabirinde de onlardan incinir buyuruldu. İmam-ı Kurtubi Tezkere kitabında buyuruyor ki dünyada olanların yaptıkları şeyleri Allah-u Teala bir melek ile yahut alamet ile, işaretle veya başka bir yoldan ölülere bildirir. Haberdar oluyorlar. Belki de internet ağı vardır. Türkiye'de dünyada nasıl internet ağı varsa orada da bir ağ var. Var. Allah-u Teala'nın izin verdiği bir tabii, şey var. Tabii. Yani haberdar oluyorlar. İbn-i Kayyum-ı Cevziye ve Kitab-ı Ruh kitabında diyor ki dirilerin ruhları ile ölülerin ruhlarının buluştuklarını bildirenlerden biri de şudur. Diri ölüyü rüyada görerek ondan bir şeyler soruyor. Meyyit yani ölü dirinin bilmediklerini ona haber veriyor. Verdiği olmuş veya olacak haberler doğru çıkıyor. Çok defa diriyken gömmüş olduğu ve kimseye bildirmediği malın yerini haber veriyor. Alacağı olduğunu ve şahitlerini bildirmesi de çok görülmüştür. Kimsenin bilmediği, kendinin gizli yaptığı bir işi haber vermesi ve bildirdiği gibi çıkması çok görülmüştür. Çok şaşıracak bir şey de şu zamanda öleceksin dediği kimsenin o zamanda öldüğü görülmüştür. Bir dirinin gizlice yaptığı bir işin bir ölü tarafından başka bir diriye bildirilmesi de çok görülmüştür. Bunu İbn-i Kayyım Cevzi'yi Kitab-ı Ruh kitabında anlatıyor. İmam-ı Suyuti Hazretleri Şerh-ü Sudur kitabında Muhammed bin Sirin'den radıyallahu teala bildiriyor ki meyyitin bildirdiği şeyler hep doğrudur. Çünkü meyyit hiç yalan ve yanlışlık olmayan bir alemdedir. Öyle ya, ne derdiniz olur onun artık değil mi? Evet. O alemde olanlar hep doğru söyler.
Gördüklerimiz ve anladıklarımız bu sözümüzü kuvvetlendirmektedir. Buyuruyor İmam Suyuti Hazretleri. İmam-ı Hakim ve İmam Beyheki Delali kitabında Süleyman'dan haber veriyorlar ki Ümmü Seleme radıyallahu anh hazretlerinin yanına gittim. Ağlıyordu. Niçin ağladığını sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada gördüm. Ağlıyordu. Mübarek başında ve mübarek sakallarında toprak vardı. Mübarek yüzünüz niye böyle oldu diye sordum. Oğlum Hüseyin'in şehit edildiğini gördüm buyurdu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Bu annemize. İbn Ebü Dünya rahmetullahi aleyh Beni Esed kabilesinden bir mezarcıdan bildiriyor. Mezarcı diyor ki bir gece kabristandaydım. Bir kabirden şöyle ses geldi. Ey Abdullah dedi. Ne istiyorsun ya Cabir? Cevap verildi. Cevabı verildi. Yarın bizim yanımıza annemiz gelecek dedi. Onun bize faydası olmaz. Bize dua olunmaz. Babam ona kızmıştı. Dua etmemek için yemin etmişti cevabı verildi. Sabah olunca bir kimse geldi. Bu iki kabir arasına bir mezar kazmamı söyledi. Gece ses işitmiş olduğum iki kabir gösterdi. Bu kabirdekilerin ismi nedir dedim. Bunun ismi Cabir'dir. Şunun ismi Abdullah'tır diyerek gösterdi. Gece işittiklerimi onlara söyledim. Evet, onun için dua etmemeye yemin etmiştim. Şimdi yeminimi bozup dua edeceğim ve kefaret vereceğim dedi. Aynısı çıkıyor. Yedinci kısım ise ölülerin iş yaptıkları Allah-u Teala'nın izniyle onlardan birçok şeyler görüldüğü sahih kitaplarda bildirilmektedir. Hadis alimi İmam-ı Suyuti El-Mutakaddim kitabında ve Hafız İbni Hacer fetvalarında buyuruyorlar ki müminlerin ruhları illiyun denilen makamda, kafirlerin ruhları siccin denilen yerdedir. Her ruh cesedine bilinmeyen bir halde bağlıdır. Bu bağlılıkları dünyadaki bağlılıklar gibi değildir. Rüya gören kimsenin gördüğü şeylere olan bağlılığı gibidir. Fakat ölülerin cesetlerine ve başka şeylere bağlılıkları rüya görenin bağlılığından pek çok kuvvetlidir. Bunun içindir ki İbn Abdülberr'in ruhlar kabirlerinin yanındadır sözü ile yukarıdaki sözün arasını bulmak güç olmaz. Ruhların kendi cesetlerine tesir ve tasarruf etmelerine ve kabirde bulunmalarına izin verilmiştir. Meyit kabirden çıkarılıp başka kabre konulursa ruhun bedenle olan bağlılığı bozulmaz. Beden çürüyüp toprak maddeleri, sıvıları ve hasıl olan gazları dağılınca bu bağlılık yine bozulmaz. Ruhun illiyünde olduğu halde bedene bağlanmasına ve tasarruf yapmasına izin verildiğini İbn Asakir'in Abdullah İbn Abbas'tan haber verdiği hadis-i şerif göstermektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cafer-i Tayyar radıyallahu teala anh hazretleri şehit olduktan sonra buyurdu ki bir gece Cafer-i Tayyar yanıma geldi. Yanında melek vardı. İki kanatlıydı. Kanatlarının uçları kana boyanmış idi. Yemen'deki Bişe denilen vadiye gidiyorlardı. İbni Adi'nin rahmetullahi aleyh Hazreti Ali İbni Ebi Talip'ten haber verdiği hadis-i şerifte Cafer bin Ebi Talib'i meleklerin arasında gördüm. Bişe ahalesine yağmur geleceğini müjdeliyorlardı buyurdu. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma buyuruyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyordum. Esma binti Umeys yanımıza geldi. Yanımızdaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyküm selam dedikten sonra ya Esma şimdi zevcin Cafer Cebrail ve Mikail ile birlikte yanıma geldiler. Bana selam verdiler. Selamlarına cevap verdim. Bana dedi ki Mu'te gazasında kafirlerle birkaç gün savaştım. Vücudumun her tarafında 73 yerimden yaralandım. Bayrağı sağ elime aldım. Sağ kolum kesildi. Sol elime aldım. Sol kolum kesildi. Allah-u Teala iki kolum yerine bana iki kanat verdi. Cebrail ve Mikail ile birlikte uçuyorum. İstediğim zaman cennetten çıkıyorum. İstediğim zaman girip meyvelerini yiyorum buyurdu. Bu hadis şerifler gösteriyor ki Allah-u Teala şehit olan ve salih olan kullarına insanlara faydalı olan işler yapmak için izin vermektedir. Bunu bildiren daha nice haberler hadis alimleri hep bilmişler ve kitaplarına yazmışlar. Ebu Abdullah Şami Hazretleri Rumlarla gazaya gitmişti. Düşmanı kovalıyorlardı. İki kişi askerden uzaklaşmışlardı. Birisi şöyle anlatıyor. Düşman kumandanına rastladık. Üzerine hücum ettik. Çok savaştık. Arkadaşım şehit oldu. Geri döndüm. Askerlerimizi aradım. Sonra kendi kendime dedim ki sana yazıklar olsun. Niçin kaçıyorsun? Geri döndüm. Düşman kumandanına saldırdım. Kılıncım boşa gitti. O bana saldırdı. Beni devirdi. Göğsümün üstüne oturdu. Beni öldürmek için eline bir şey aldı. Tam o sırada şehit olmuş olan arkadaşım yerinden fırladı. Ensesinden saçlarını yakaladı. Adamın aklı gitmiştir ha. Evet. Ceset kalktı. Üstünden çekti. Birlikte kafiri öldürdük.
uzaktaki bir ağaca kadar birlikte konuşarak yürüdük. Orada ölü olarak yattı. Arkadaşlarıma gelip olanlara haber verdim. Ahiret hali. Evet. Hadis alimlerinden Mehamili Emali-i İsfahaniye kitabında bildiriliyor ki Abdülaziz bin Abdullah dedi ki bir arkadaşla Şam'daydık. Yanında hanımı da vardı. Bunların oğlunun şehit olduğunu daha önceden biliyordum. Yanımıza bir süvari geldi. Arkadaşım bunu karşıladı. Hanımına dönerek bu bizim oğlumuz dedi. Hanımı şeytan senden uzak olsun. Sen aldanıyorsun. Oğlunun çoktan şehit olduğunu unuttun mu dedi. Adam söylediğine pişman oldu. Fakat süvariye yaklaştı. Dikkat ile bakarak vallahi bu bizim oğlumuz dedi. Kadın da bakmak zorunda kaldı. Vallahi o diye bağırmaya başladı. Babası oğlum sen şehit olmuştun değil mi dedi. Evet babacığım fakat Ömer bin Abdülaziz Hazretleri şimdi vefat etti. Şehitler onu ziyaret etmek için Rabbimizden izin istedik. Ben ayrıca size selam vermek için de izin istedim dedi. Veda edip yanlarından ayrıldı. Az zaman sonra Ömer bin Abdülaziz Hazretleri'nin vefat ettiği işitildi. Şimdi mesela bizi dinleyenler diyecek ki ya olur mu da? Evet kabir hayatı. Allah Teala izin verdiği için her şey olur orada. Son kısımda da 8. kısım dirilerin mezardaki nimetleri ve azapları anlaması ve baş gözüyle görmesi caiz olduğu Allah-u Teala ve Resulü tarafından haber verilmiştir. Ehl-i sünnet ve cemaat alimleri kabirde nimet ve azap olduğunu, bunun hem ruha hem de bedene birlikte olduğuna inanmak lazım geldiğini söz birliğiyle bildirmişlerdir. Akaid kitapları bunları uzun uzun bildirmektedir. Kabir azabına yalnız mutezili ve hariciler inanmıyorlar. İki sapık fırka. Kabir azabının doğru olduğu hadis-i şeriflerle ve eshab-ı kiramın eserleriyle selef-i salihinin yazılarıyla bildirilmektedir. Peygamberlerin kabirde bilmediği bir hayat ile diri olduklarını, namaz kıldıklarını zaten nakletmiştik. Peygamberlerin vefatlarından sonra hac ettikleri Buhari ve Müslim'de bildirilmektedir. Ebu Hasan bin Bera Ravda kitabında bildiriyor ki mezarcı İbrahim bir mezar kazmıştım. Mezardan ve kerpiç parçalarından mis kokusu duydum. Kabire baktım bir ihtiyar oturmuş Kur'an-ı Kerim okuyor dedi. Ya. Hadis alimlerinden Ebu Muhammed Halal Kerametül Evliya kitabında Ebu Yusuf Gasuli'den haber veriyor. Şam'da İbrahim bin Ethem Hazretleri'nin yanına gittim. Bugün şaşıracak bir şey gördüm dedi. O da nedir dedi. O nedir dedim. Karşıdaki kabristanda bir kabir yanındaydım. Kabir yarıldı. Yeşil kefenli bir ihtiyar göründü. Ya İbrahim, Allah-u Teala beni senin için diriltti. Dilediğini benden sor dedi. Allah-u Teala seni nasıl karşılar dedim. Etrafımı kötü amellerim sarmıştı. Seni üç şeyle affettim buyurdu. Benim sevdiklerimi severdin. Dünyada hiç içki içmezdin. Ak sakalınla huzuruma geldin. Böyle huzuruma gelen müminlere azap yapmaktan utanırım buyurdu. İhtiyar bundan sonra kabirde kayboldu. Buyuruyor İbrahim bin Ethem Hazretleri. Kabir azabı görenler de vardır. Mü'min suresinin 46. ayet-i kerimesinde mealen Firavun'a ve adamlarına her sabah ve akşam gidecekleri cehennem ateşi gösterilir buyuruldu. Buhari ve Müslim'deki hadis-i şerifte eğer gizli tutabilseydiniz kabir azabını benim işittiğim gibi size de işittirmesi için dua ederdim buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kabir azabı ruha ve cesede birlikte olmaktadır. Çünkü küfrü ve günahları ikisi birlikte yapmaktadır. Yalnız ruha azap yapılması hikmete ve ilahi adalete uygun değildir. Alimler buyuruyor ki beden kabirde çürüyüp yok olmakla yok olmakta görülüyor ise de Allah-u Teala'nın ilminde vardır. Eshab-ı kiramdan birçoğu ölülerin ruhlarına bedenleriyle birlikte azap yapıldığını görmüş ve haber vermişlerdir. Ve İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki buraya kadar bu anlattıklarımız, yazdıklarımız ölülerin mezarda kabir hayatı denilen bilmediği bir hayat ile diri olduklarını göstermektedir. İslam alimlerin hepsi diyor ki ölmek yok olmak değildir. Bir evden bir eve göç etmek demektir. Peygamberler, veliler de İslamiyet'i yaymak için çalışmışlardır. Hepsi şehitlik derecesine kavuşmuşlardır. Şehitlerin diri oldukları Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmektedir. Böyle olunca onlardan tesebbüp ve teşeffu ve tevessül etmek şaşıracak bir şey midir? Tesebbüp demek onları sebep yaparak Allah-u Teala katında yardım etmelerini dilemek. Tevessül demek ise bizim için dua etmelerini dilemektir. Çünkü onlar Allah-u Teala dünyada da ahirette de sevgili kullarıdır. Onların istediklerine kavuşacaklarını her dilekte vereceği Kur'an-ı Kerim'de bildirilmektedir. Netice-i kelam. Netice olarak dünya ile ahiret arasında alemi berzah denen kabir hayatı var. Kabir hayatı da bizim bilmediğimiz bir şekilde bir hayattır, hayat şeklidir. Orada hareket yok, his vardır ama
görmek, işitmek, düşünmek, bunların hepsi orada mevcut. Evet. Bunların hepsi orada mevcut. Sadece ruh bu bedenden ayrıldığı veyahut da %50 aynı şekilde bu bedene bağlı olduğu için onu hareket ettiremiyor. Bunun dışında her şey aynen devam ediyor mu? Evet. Hatta bir şey geçti orada İmam-ı Gazali'si. Bütün Ehl-i Sünnet alimleri de öyle buyuruyor da. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriften bildirmişler. Hani dayanabilseydiniz, sır olarak saklayabilseydiniz, size de aynı şekilde duyurmasını, işittirmesini Rabbimden talep ederdim buyuruyor. Ama ona takat getiremeyiz. Evet. Ve şey yapamayız. Burası imtihan yeridir. Bize sadece böyle olduğuna inanmak gerekiyor. Böyle mi olacak? Evet, böyle olacak efendim. Sevgili dinleyiciler, bir programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hayırlı geceler. Gönül Pınarı.